kepekli esmer un diye satılır. Ya da köy dermenlerinde uydurulur yaylalarda böyle hafifçe suyu kata kata böyle elinizle şöyle oldu sayılır işte. Hemen anında olur bu. Toplam 5 dakika sürmez. Böyle hafif sertçe böyle kıvamlı kaşığıyla kesebileceğiniz şekilde hamurunu hazırlayın. Hamur olayı bu. Böyle de yoğuru vurursun hemen. Bu Antalya, özellikle Antalya, Kumluca'nın yaylalarında deresi, Kuzcası, Gölcük, Üçoluk, ondan sonracığıma yani Kumluca'nın, Antalya'nın yayla kesimlerinde olur. Genelde yörükler yapar. Atalarımız dağdan çoban gelmiş. Ondan sonra evde ne var? Kekik var, un var, ne var? Ondan sonra yaprak. Yaprağı yazdan baharda toplarız. Salamur şeklinde. Siz yapma şansınız yoksa hazır salamur yaprak alıp tamam işte hamuru böyle hemen anında işte böyle bak şöyle koparıp şöyle sert olacak acık. Böyle yuvarlar. Yaprağı serer. Yuvarladığınız hamuru yaprağın içine koyar. Sarı vurursunuz. Kenarlarını kapatmak yok. Tencereye atın. Böyle çıplak dolma derler. Buna da bizim yaylalarda çıplak dolma. Bir kat yaprak, bir kat bundan, bir kat yaprak, bir kat bundan da atıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu videoyu izleyenlere afiyet şeker olsun. Yanımda gibi yiyin siz de. Sütle ya. Ha, bunu suyla değil, sütle de yapabilirsiniz. Bol yeşil soğan olursa çok güzel olur. Böyle hamuru sert şekilde olacak şöyle. Şu şekilde bakın. Bundan en az 4-5 kiloluk büyük bir tencereye dolmanızı yapabilirsiniz. Az katabilirsiniz, çok katabilirsiniz. Malzemesini kendinize göre ayarlayın. İşte böyle yoğuruyoruz. Sert olacak. Şöyle kopar. Yani bunları böyle sararsınız, tencereye koyarsınız. Suyu dolmaların üstünü kapatacak şekilde sarmaların üstünü kapatacak şekilde su ilave eder kaynatırsınız güzel pişti çatalla kontrol edin pişti sonra süt ilave edersiniz 1,5 su bardağı kadar 1 bardak kadar sütü sarmanıza göre sütünü ilave edersiniz 3-4 dakika kadar tıkıradır, kaynadır. Kaymak, tereyağı. Sonra kaymak, tereyağı, zeytinyağı falan ilave edip 3-4 dakika daha pişirip indirin. Afiyet şeker olsun.